Anne aç! Bak Rea muhtarı çağırıyorum. Bak vallahi çeviriyorum numaraları. Anne! Anne aç şu kapıyı! Alo! Ay! Dur geldim, açma! Bir dakika! Canım anneciğim, çok teşekkür ederim. Ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Dur Filiz! Ay Filiz! Ayamama deresi kesin taşmıştır. Ne kadar çok yağıyor ya. Yetkililer sokağa çıkmayın diyor. Yetkililerin işi bu zaten. Altyapı yerine demeç verirler. Bütün icraatleri demeç vermek. Açtın gene kolejli ağzını. Ne o, çok sinirlisin. Öf, Filiz'i düşünüyorum. Fidan Hanım çok baskı yapıyor kıza. Bugün eski kocasıyla buluşacaktı. Oo, evde ne olaylar oldu. Kız da çekti kapıyı, vurdu gitti. Nereden biliyorsun dönmediğini? Belki dönmüştür. Dönse beni arardı. Koskocaman kız. Merak etme sen. Yahu nerede kaldı bu kız? Sokakları sel götürüyor. Gene eski kocasına gitti. Şimdi çingene ayısı gibi sokak sokak dolaşıyorlardır. Şu hale bak, saat kaç oldu? Başına bir şey gelmiş olmasın? Ay sus, ağzından yel alsın. Üf, sende Arap kızı sendromu mu var anne? Çekilsene şu pencerenin önünden. Ne diyorsun sen Cemil? Arap kızı gibi camın önünde durma diyorum. Annene Arap kızı demeye utanmıyor musun sen? Ya anneciğim Arap Cemil, kızı... Cemil sözümü kesme. Ben zaten Filiz'i bekliyorum. Baksana yolları sel bastı. Size 40 defa söyledim. Şu çatıya bir paratoner taktıralım diye. Tepemize şimşek düşerse ben o zaman sorarım size maaşlar. Ay saat kaç oldu? Allah'ım ne günah işledim de bana böyle bir çocuk verdin. Bir kızına sahip olamıyorsun. Ben şimdi bu saatten sonra kayıp çocuk anası mı olacağım? Aziz ne olur bir şeyler yapalım. Ha? Merak etme, birazdan gelir. Ay ne rahat adamsın ya. Şimdi kızımı sel sularına kapılıp gitse sen burada böyle oturacak mısın? Ah işte geldi. Siz neydiniz? Filiz bulundu mu? Maalesef anne, maalesef. Muzaffer'e telefon etseydiniz bari yenge ya. Aziz, bak Cemil ne diyor? Muzaffer'i arayalım diyor. Aramam ben Öğüt anne. Aziz çıldırtmayın sen Allah aşkına. Aramam diyorum. Cemil, hemen aşağı Kemal Efendi'ye in. Teker teker Filiz'in bütün arkadaşlarına baksın. Anne bir dakika dur, önce bir telefon edelim. Muzo'nun evinde mi yoksa? Evet. Telefon numarası kaçtı bu adamın yenge. Dur, sen iki saatte bulamazsın. Ay. Ay. Çabuk! Hadi. Ne yaptım? Hiçbir şey. Karakoldan seni istiyorlar. Soruşturma bürosundan. Bu saatte mi? Ya. Oldukça sabırsız. Hani ya söz verdiydin? Hani bizi yadigarların sünnetine götürecektin? Ya hele bir sus kız ya. Hele bir sus ya. Bak dışarıda ortalık sel kıyamet götürüyor ya. Aa tövbe. Mankendi mi? Ayakkabı mankeni. Bana parlak. Ne olmuş dışarıda bir lokma yağmur yağdıysa? Şeker miyiz biz eriyelim? Ya Kiraz, başka zaman gideriz. Niye? Ya şimdi hazır hep birlikteyken kalkıp gitsek ne olur Kemal? Evet. Kiraz sus. Uzatma dedim. Dudu değilim. Akşam üzeri sizi gezmeye çıkaracağım dedin. Adam olan mı söz bir kere ağzından çıkar. Ya sus. Yıldız cadı. Şu evin haline bir bak ya. Nereye gidiyorsun böyle çoluk çocuk? Bak böyle bu kadar halinde dışarı çıkabilmen için efendim valilikten izin alman lazım. Evet. Çalış dedim tabii. Yoksa korsan miting yapıyorsun diye adamı içeri tıkarlar. Aha. Fitnes abla çağırıyor. Hadi kalk bir bakıver Kemal ne olur. Of. Ay Aziz ne rahat adamsın ya. Bir kere meşgul çıktı diye telefon geldin oturdun buraya. Hadi bir daha ara. Fitnat dur. Zaten ne geliyorsa hep senin yüzünden geliyor. Taşralı kafandan kurtulamadın gitti. Hıza baskı al işte olacağı buydu. Aziz bağırma. Ya merak etmeyin canım gelir şimdi. Cemil kızın kafasında kolay eşyesi kırmış ya. Bizim ailenin kadınları böyle. Annem de geçen gün beni patlıcanla copladı. Ay şimdi ruhumu teslim edeceğim. Ayol arasanıza damadın evini. Hadi ne olur Aziz hadi. Hadi. Alo. Ay iyi akşamlar Muzaffer, ben Aziz. Filiz sana gelecekti, geldi mi? Yapma ya. Bir şey oldu mu? Ne? Ha. Peki. Tamam peki oldu. Görüşürüz. Ne oldu? Ne diyor?
Yok canım. Filiz'le buluşacaklarmış da daha henüz gelmedi diyor. Aa, geldi. Geldi. Kemal Efendi sen misin? Buyurun abi. Kemal Efendi. Evet. Filiz çok geciktiğini merak ediyoruz. Sana zahmet. Şu yan sokaktaki arkadaşlarına bir bakar mısın? Eğer orada yoksa bir de lalelere bakıver. Ne lalesi? Ne lalesi var mı canım? Marketin üstünde oturan Lale Hanımlar. Evet. Telefonları yok mu? Telefon kesti. Ay Kemal Efendi, akıl vermeyi bırak da çabuk koş. Telefon olsa ben telefon etmez miyim? Bütün şehri sel götürüyor. Şu yağmur bir türlü bitmek bilmedi evladım. Bir de sen başlama anne Allah aşkına. Ya hastaneleri falan mı arasak acaba? Bir yağmur yağsa memleket kriz yaşıyor. Yani bir çaresini bulamadılar şu işin. Aziz, şu milletvekili arkadaşlarına söylesen de şu sel işinin bir icabına baksalar. Olmuyor yani, olmuyor. Anne, işi o kadar büyüttünüz ki siyasi boyutlara taşıdınız. Bu kadar da olmaz ki. Aziz! Ne oldu? Bu kız hamile falan olmasın. Bak hiç böyle düşünmemiştim valla. Olmaz olur mu canım? Dünyanın bin bir türlü hali var. Her gün gazetelerde okuyoruz. Kimler hamile peki? Ne bileyim ben. Aman aklınıza böyle kötü şeyler getirmeyin Allah aşkına. Şu kız bir gelse vallahi 9 göbek atacağım. Vallahi ben ya. De öyle. Ne olur boş durmayalım ya. Ne yapalım oğlum, göbek mi atalım yani? Aziz sen hadi hastaneleri hadi. Ara, karakolları ara. Hadi canım, hadi bir tanem hadi. Ben doğuracak değilim ya karıcığım. Teamüllere göre senin doğurman gerekiyor. Ama ben doğurmak istemiyorum Aydın. Çatlak alanın servetini kaçırmak mı istiyorsun Nihal? Böyle bir fırsatı katır bile tepmez. Halama çatlak, bana da katır diyorsun ha? Aman be karıcığım, lafın gelişi. Lafın gelişi gidişi beni ilgilendirmez. Yahu kristal bardak mısın sen? Ne desem kırılıyorsun. Kırılırım tabii, halama çatlak diyemezsin. Derim efendim, bal gibi derim. Çatlak değil senin halan, çatlağın en önde gideni. Ordinalüs çatlak hem de. Laf mı ya? Kız doğurmazsam servetimi sana vermem demek. Kadına bak be. Fakat halanın paralarının bize kalacağı fikri de beni bir sis gibi sarıyor ha. Şartları bitmez ki halamın. Yok çocuk doğuracaksın, yok çocuk kız olacak, yok efendim adı Lülübar olacak. Bir dolu şey. Ya ne insafsız halaymış bu be. Fakat sınırsız bir servetim olacak, düşünsene Aydın. Aydın. Hı. Beni param için sevmiyorsun değil mi? Saçmalama Nihal. Çapraz kuru olarak yanıyorum sana. Biliyor musun? Bizim aşkımız hiçbir zaman develiye olmayacak. Aşkımız dolar karşısında bile değer kazanacak. İnan bana, inan. Aman Aydın, bırak şimdi bu lafları. Filiz'den hala haber yok. Çok merak ettim. İnşallah Filiz dönmüştür. Lülü hala. Halacığım hayrola bu saatte? Sıkıldım kızım, sıkıldım. Evde bir başıma kukumav kuşu gibi. İçime sıkıntılar geldi. Hoş geldiniz halacığım. Hoş bulduk. Hayrola Lülü hala, sizi sıkan nedir? Sıkıntımı anlatabilsem. Ama öyle tarife gelecek bir şey değil evladım. Ne gibi bir şey? Parmağın kapıya sıkışması gibi bir şey. Acı veriyor insana. Sıkıldım mı atıveriyorum kendimi gezmelere. Ihlamur var mı Nihal? Var halacığım, ben şimdi yaparım. Siz Aydın'la laflayın bu arada. Hı-hı. Damat nasıl gidiyor işler? Ne oldu halı saha işi? O iş olmayacak gibi hala. Halı saha işi biz yapana kadar demode oldu. Artık başka işe bakmak lazım. Ne işine? Daha iyi bir işe. İnce işe. Neymiş bu ince iş evladım? İthal inşallah, ithal. Ne ithal edeceksin? Deve kuşu. Ne kuşu? Deve kuşu, deve. Damat sen de dikkati derhal celbeden bir anormallik var evladım. Bir doktora görünsen. Ayol nereden buluyorsun böyle ipe sapa gelmez işleri? Yıllardır bir baltaya sap olamadın damat. Kuruttun gül gibi yeğenimi, kuruttun vallahi. Deve kuşu ile iş mi yapılır canım? Bu kadar imkan harici işleri nereden bulup buluşturuyorsun? Buyurun. Sağ ol evladım. Yok canım, sende hakikaten muzdarip bir durum var. Ne oluyor Ardın? Halamı niye kıstırıyorsun? Ben nereden bileyim? Kendisine sor. İşte yine geldi, kavga çıkartmak istiyorum. Halacığım, beni sizin ne kadar çok sevdiğimi bilmez misiniz? Ya. Aydın, konuşmayı bırak da Eltinler'e bir gidip baksana Filiz gelmiş mi? Hadi. Şu kocanı sevemedim gitti. Ne zaman suratını görsem afakanlar basıyor içimi.
Demedi deme. Yarın bir gün başka birine takılır bu adam. Halacığım, erkeklere hiç güvenmiyorsunuz. Belki de bu yüzden evlenmediniz. Bu kadar olumsuz düşünmeyin erkekler hakkında. Ne yani? Şimdi sen bana bu işlerden anlamadığımı mı ima etmeye çalışıyorsun? Pekala da anlarım ben bu tip adamları. Nihal, belki kocam yok ama böbreğimde bir taşım ve hipertansiyonum var. Yani 40 baharın yoğurdunu yedim evladım. Bilirim ben bu erkek milletini, bilirim. Aydın kötü bir koca değil ki hala. Erkek dediğim vurdu mu ses getirir. Sesler ovalara yayılır. İnsan buna hayran olur, bayılır kızım. Uyan, uyan. Evlendiğinizden beri bu adam bir işe sahip olamadı. Durmadan senin paranı yiyor. Yalan mı? Ama biraz da kabahat bende sayılır. Onu rahata ben alıştırdım. Ne yapabilirim? Hala kocamı seviyorum ben. Ha şöyle, madem seviyorsun, madem bu adamın da doğru dürüst bir işi yok, bari senin paran olsun. Hazıra dağ mı dayanır kızım? Of. Bu gidişle 5-10 seneye kalmaz, senin elindeki avucundaki biter. Yazı tura atacak kadar bile paran kalmaz. Hala korkutma beni lütfen ya. Çocukken de gelir hep dunganga yapardın bana. Sen beni dinle Nihal. Gel bir kız doğur. Ben de servetimi sana bırakayım. Ay, gitti kızım, kayboldu. Kayıp anası oldum bu yaştan sonra. Kızım sus, beyveliye verme ortalığı. Bütün hastanelere baktınız mı? Baktık baktık, hiçbir yerde yok. Canım bir arkadaşına uğramıştır, telaşeye mal yok. Ay, ay sen beni öldüreceksin, ne rahat adamsın be Aziz. Durun canım, durun ya, bir Kemal Efendi gelsin. Vallahi benim rüyalarım çıkıyor. Dün gece rüyamda denize düşmüştü Filiz. Ben de arkasından atlıyorum denize ya. Sonra denizin dibinde demirden evlen mi görüyordunuz Macide Hanım? Bu kadının rüyaları da beni öldürecek ya. Hadi inşallah. Alo. Hayır kardeşim, yanlış numara. Manyak mısınız be? Yanlış numaraysa niye açıyorsunuz diye bir de fırça atıyor. Deli mi ne? Biraz sağ. Ucunu da düzelt şöyle. Tamam, tamam. Artık bu resme baktıkça Aydın vereceğim paraları, sen de doğuracağın kızı düşünürsün. Aydın kızmaz inşallah. Bunda kızacak ne var ayol? Bu serveti ben kime bıraksam elimi öper. Ay. Çok sıktın kızı Fitnat, çok! Bir kızın üstüne bu kadar gidilirse olacağı budur. Şimdi de kabak benim başıma mı patladı? Ayol, hırsınızı birbirinizden almayın. Ha, hadi hayırlısı. Koşun, koşun. Kemal Efendi'ymiş. Ne oldu Kemal Efendi? Ne oldu Kemal? Söyleyeceğim. Anlat. Ne oldu? Anlat. Nasıl söyleyeceğim? Bir yerim. Öyle öyle. Korkulacak bir şey yok aslında. Kemal, ağzının içinde geberme yapı, söyle. Filiz! Filiz! Filiz abla! Yoldan çıkmış. Ne? Nasıl yoldan? Düşmüş. Ne düşmesi Kemal Efendi? Komiserim. Kötü yola düşmüş. Yani böyle düz yolda yürürken belediye çukuruna düşmüş. İyi, ne? Bir şey